çadırımız çok elde taşınmaya veya çantaya konmaya müsait bir çadır değil. Yani arabayla ulaşacağınız ve bunu bu şekilde veya Ninja Kaplumbağa gibi şu şekilde taşımayı göze alın. Yani taşıması kolay değil. Ama tabii başka artıları var. Ne gibi? Kurulum gibi. Üstteki fermuarı açıyoruz. Şöyle. Sıyırıyoruz. Yanlarda şöyle şeyler var. Klipsler var. Klipsleri açıyoruz. Kırmızı ve sarıları. Klipsleri açtıktan sonra hop! Yoksa böyle. Çadırımız hazır. Şöyle biraz da geri alalım. Evet arkadaşlar, çadırımız, kulumuz çok güzel. Açıyoruz. Ama gördüğünüz gibi otomatik çadır olduğu için polleri biraz gergin ve ayağa kalkıyor. Bunun için de çantamızın arka iç gözünde şöyle kazıkları var. 9 tane kazık çıkıyor. 6 tanesi bize yetiyor. Biz sadece önünü yapacağız bu sıra görün diye. Çadır altında şöyle siyah halkalar var. Koyup basıyoruz. Koyup çadırımız gördüğünüz gibi geniş, 3 kişilik, çok rahat sığar, bagajlarla beraber sıkıntı yaşamazlar. Boyutları, boydan 2.10 artı 70 santim bagaj, 2.80. Ende 2.10 olarak ayarlanmış, kare şeklinde. Yatağınızı ister yandan, ister dikten yapın. Ama ben yatay kullanmayı tercih ettim. Çünkü gerginliği daha iyi. İçinde cepleri var. Çok rahatlıkla eşyalarınızı, anahtarlarınızı, kaybolacak şeylerinizi koyabiliyorsunuz. Çift kat ve tamamen polyester bir dış kaba sahip. Bu da dayanımını arttırmış yağmura karşı. Zaten Fresh Break. Fresh Break obasının en büyük özelliği gün doğumundan gün batımı arasındaki süreçte güneşlenmenin çadırı daha az ısıtıp daha az ışık geçirerek sizi rahatsız etmesini engelliyor. İçindeki alt taban polietilin, bu da zemindeki yaş, ıslaklık ve çamur gibi yapıları çadır içindeki geçişini dış tentenizden daha kuvvetli ve daha sıkıntısız sağlıyor. İçi bir tane sineklikli kapısı var. Yalnız ben şurada şöyle bir sıkıntı gördüm. Çadırı dün kurduğumda yağmur yağıyordu ve bir an önce bagaja atmak istedim çantamı. Tabi arkaya kullandım. Çadır kurup içeri girince şunu fark ettim. Arka bagaja iç yerden, yani çadırın içinden ulaşım yok. Bu da benim için bir hayal kırıklığından ziyade şunu gösterdi. Bir tasarım hatası var. Çünkü arkadaki bagaj kısmında fermuar da yok. Bu ne demektir? Yani ben bir mantık oluşturamadım. Ama sıkıntı. Arka çadır kullanılamıyor. Ama bir güzellik ön bagaj kısmının altında da tentenin olması. Bu içeri girişlerde ayakkabı çıkarıp giyerken beni çok rahat ve rahatlattı. Artı ocağımı da burada çok rahat kullandım. İçeride çadırın üst kısmının bir havalandırması yok. Zaten basık bir çadır. 1.15 gibi falan çok ayağa kalkıp oturamıyorsunuz. Ama şöyle bir güzellik var. Şöyle çevireyim. Kazıklar engel oluyor bu sefer. Hemen çıkaralım. Şu havalandırması çok iyi. Ayrıca havalandırmanın dışında içeriden fermuar yapmışlar. İki kademeli. Bir yağmur girmesin diye katmanı var. Bir de sırf hava. Yani sinek falan girmesin. Hava alsın diye yapılmış. İki ve ek yağmur koyucusu üçüncü katman. Bu
Başarılı bence. Bunu sevdim. Ama hala ben bagaja takıntılıyım. O bagajın orada bir fermuar olması lazımdı. Çadır yağmur yedi. Yağmura sıkıntı yaşamıyor. Ama iki mevsim bir çadır. Rüzgara fırtınaya karşı bakmışlar, bir test koymuşlar. 50 kilometre diye. Çadırımızın ilk girişte şöyle güzel bir dış tentesi var. İçinde alüminyum bazlı sanırım güneş ışınlarını ve ısıyı engelleyen bir katmanla sarılı. Bunu kıvırıp yan tarafta asabiliyoruz aynı zamanda. Güzel bir apart koymuşlar. İç tentesi var. Şöyle üstü fileli, dışarı görecek şekilde. Altısı kapalı. Yatarken gözükmeyelim diye muhtemelen. Şöyle güzelce kapatıp açabiliyoruz. İlk giriş bagajı 70 santime yakın bir alan. Güzel kullanışlı bir alan. Altına da polietilen olan tabanın aynısından döşemişler dışarıda. Ayakkabılarımızı falan çok rahatla buraya bırakabiliyoruz. Ve arada da güzel bir ayırıcı bölümü de koymuşlar. Sıvının, suyun, çamurun gelmesini engelleyecek güzel bir ayrıntı. Bunu sevdim. İçeri giriyoruz. İçerisi bayağı geniş. 2.10 kare yapıda. Bu yüzden de matınızı, tulumunuzu istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Ben şimdilik en dibi yerleştirmeyi tercih ettim. Bir uzanayım, bir bakalım. Ben 1.85 boyundayım. Bakalım nasıl rahat uzanabileceğim mi? Genelde bu sıkıntı çok oluyor. Geçen gün videosunu yaptığım BİM çadırında mesela bu sıkıntıyı yaşadım. Uzandığımda ayaklarım, kafam tenteye sıkışıyordu. Bu da bir rahatsızlık veriyordu. Bakalım nasıl genişletebileceğim ya. Evet, uzanıyorum. Ve gayet rahat bir boşluğum var. Uzanması, yapması rahat gerçekten de. Dedikleri gibi 3 kişi matı hani birbirine temasından çok rahat ulaşır. Dik oturabiliyoruz. Ama çok ayağa kalkılacak bir üstün falan dişi değiştirmek için geç alan olacak bir çadır değil. Biraz basık. İçi çok karanlık. Onun için gördüğünüz gibi güneş enerji panelimi kullanmak zorunda kaldım. Yoksa içerisi tam aydınlanmıyor. Güneş geçmesin, ısı almasın diye çift katman ve siyah malzeme kullanılmış. Bu da çadırı ister istemez biraz karanlık hale getiriyor. Arka yanlarda güzel cepleri var. Kullanışlı, tatlı. Belki ön kısımda da olabilirdi. Tercih etmemişler. Ama bu da yeterli şu anda. Çok sıkıntı değil. Dışarıda söylemiştim dışarıyı tanıtırken. Tek giriş kapısı var. Aslında çok tercih edilen bir şey değil bu. Hani bir sıkıntı olur, yanar. Hani çünkü normalde ön tarafta ateş yakıyoruz, tüpümüz kullanıyoruz. Yanar, bir hayvan gelir, bir şey olur. Arkada kaçmaya ihtiyaç olur, kaçamayız. Ve arkadaki bagaj kısmına ulaşmak için şuraya güzel bir fermuar koyabilirlerdi. Fermuar konusunda eksikler. Ben buraya fermuar istiyorum, dekoplama etkileri. Lütfen es geçmeyin. Üstü iç koruma tentesi bildiğimiz polyester, %100 polyester şeklinde. Bu da yağmur dayanıklılığı çok fazla arttırmış. Hani sürüklerin daha fazla yağmura karşı dayanıklı. Çünkü iki mevsim çadırlar 3-4 saatlik bir yağmuru da yavaş yavaş içeri alır. Bu iki mevsim olduğunu söyleyebilmesine rağmen 3 mevsimlik bir yağmur dayanını size verir. Karda da sıkıntısız yaşamazsınız. Ama rüzgara karşı gerçekten de çok dayanıksız. Şöyle göstereyim. En ufak şey sallama yapıyor. Taban polietilen. Gerçekten ıslak, çamur zeminin üstüne rahatlıkla kurabilirsiniz. Çok fazla sorun çıkarmaz. Burada tüpümüz var. Tüpümüzü rahat kullanabiliriz. Dediğim gibi geniş, engelleyici bir yapı yok. Ama ne var burada? Bir ufak nüans var. Üst tarafta herhangi bir havalandırma deliği yok. Havalandırma delikleri hep yan taraflarda. Bu da çıkan buharın tavanda damlalaşıp üstüne akmasına neden olur. Yani çok akıcı bir havalandırma sistemi yok. Bu nedenle yemeğinizi, tüpünüzü dışarıda kullanmanızı tavsiye ederim. Yanlardaki tane havalandırma deliği koymuşlar. Şöyle göstereyim size. İlk katmanı kapalı. Hani ışığı
falan engelleyecek perde görevi yapıyor. Açınca açık, sineklik tarzı, hani güneş içeri girsin ama sinekler girmesin derseniz üst katmanı çıkarıp alt katmanı idare edebilirsiniz. Ve şöyle bir güzelliği daha var. Onu da fermuarla açıp tamamıyla çadırın dışarıya direkt bağlantı kurması, havayı, ışığı, her ne atsa almasını sağlayabiliyor. Bu güzel bir ayrıntı dışarıda da dış tentinin ufak bir açılımıyla sağda bir yağmur koruması da var. Nasıl babuş? Resmen güreşiyorum ben. Bu kadar kolay tutmanıza bakmayın. İnanın bu video çekeceğiz diye rahat 5-10 dakika güreştim geçen seferinde. Alışınca oluyor. Ama harbiden basit değil gençler. Kurtardık vallahi, az kalsın perlon kalıyor içeride. Evet dostlar, ben Leonardo, nice kaplumbağa.